Printek ekonomik transfer baskı presi. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek online videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pres ailemizin en ufak ferdi, minik ekonomik presimiz. Adı üstünde ekonomik bir pres, fiyatı oldukça uygun. Başlangıç seviyesi, ufak işletmelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta evde bile kullanabilirsiniz. Çok fazla yer de kaplamıyor. Tablası 29 cm'e 38 cm. Bir A4 21'e 29'dur. Rahatlıkla sığıyor. Yanlarında da fazlasıyla boşluk kalıyor. A3 baskı yapacaksanız o zaman maalesef yeterli değil. A3'ün kendi 29'a 42. Tablanın tamamı 29'u 38, dolayısıyla A3 tam olarak sığmıyor. Fakat fiyatı çok uygun olmasına rağmen rezistans kalitesinde inanın hiçbir eksiği yok. Ekonomik olmasının nedenleri gövdesi, tabii ki hatta birazdan yan yana premium presle koyup kıyaslarız. Gövdesi çok daha zayıf, daha az materyal kullanılmış, çok yüksek basınç uygulayamazsınız. Mekanizması ona göre, yaylı sistemi yok. Tabii ki yükseklik ayarı, basınç ayarı yapabiliyorsunuz. Elektronik sistemi de ona göre, ya bunu 7 gün 24 saat açıp kullanmanızı açıkçası tavsiye etmem. O kadar yoğun bir işiniz varsa premium seri veya otomatik seri tavsiye ederim. Ya zaten kutuları bile farklı. İçlerini açıp bakarsanız, ki çok açmanızı tavsiye etmiyorum. Premium serinin büyük kutusunun içi tamamen elektronik kablo vesaire doluyken bunun küçücük bir gövdesi var. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum, rezistans kalitesi gayet güzel. Hatta isterseniz şimdi yakım çekimden kontrolörü, kontrol mekanizması nasıl kullanılıyor, ısı, saniye ayarı nasıl yapılıyor bir ona bakalım. Sonra bizim klasiğimiz haline gelmiş olan rezistansın ne kadar doğru ısı verdiğini, her tarafının eşit olup olmadığını test edelim. Testlere geçmeden önce de her zamanki gibi size bir hatırlatma yapalım. Videoda kullandığımız bütün ürünleri aşağıda YouTube'da video açıklamalarında bağlantılarını bulabilirsiniz. Bu bağlantılara tıkladığınız anda internet sitemizde ürün sayfasına gider. Bütün detaylarını, preslerin teknik detaylarını, farklı uygulama videolarını vesaire bulabilirsiniz. Fiyatlarını görüp hatta online satın alabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden yakın çekime geçelim. Presimiz sağ taraftaki elektrik düğmesinden açılıyor. İlk kendi testini yapıyor. Sonra daha doğrusu anlık ısıyı gösteriyor. Biz presi kapatalı çok fazla olmamıştı. Şu anda 105 derecede. Derece ayarı için üst tarafın set tuşuna bastığınızda istediğiniz derece çıkıyor. Şimdilik 150'ye ayarlayalım. İlk önce ısı testimizi de 150 derecede yapılacağız. Çünkü genelde tekstil folyoları 150'de kullanılır. En çok kullanılan ürün olduğu için 150'de bırakıyoruz. Daha sonra saniye ayarı geliyor. Şu anda 15 saniyeye ayarlı. Yine sete bastığınızda şuradaki küçük yeşil ışık yanıyor. Arttırıp eksiltebiliyorsunuz. Birazdan ısı testi yapacağımız için isterseniz bunu 200'e alalım ki devamlı ötüp durmasın. Evet, 200 saniyeye ayarladık. 150 dereceye ayarladık. Isınmasını bekleyelim. O ısınırken size presin diğer özelliklerini gösterelim. Yana açılan preslerden dolayısıyla çok rahat çalışabiliyorsunuz. Çalışma alanınız gayet ferah. Elinizi yakmanıza gerek yok. Yukarıdan aşağı düz inen piston sistemiyle çalışıyor. Basıncı ayarlamak için buradan artık hissederek yapmanız gerekiyor. Yay sistemi yok diğerlerinde olduğu gibi. Düz inmesi için bir kılavuz çubuğumuz var. Burada da zaman müşürümüz var. İnip kalktıkça buradaki alet açılıp kapandığını anlıyor. Yükseklik ayarını da bütün preslerimizde olduğu gibi buradaki yuvarlağı çevirerek yukarı ve aşağı indirebiliyorsunuz. İsterseniz 150 dereceye ısınmasını bekleyelim ve sonrasında
ısı testimizi gerçekleştirelim. Tam ortada duruyor. Açıyoruz. Evet. Her zamanki gibi ısınması biraz vakit alır. Gördüğünüz üzere 150'ye değil de 147'ye sabitledi kendi. Ama derecemiz birebir tutuyor. Hatta şimdi 148 oldu. EcoPress'te artık 2-3 derece fark gayet doğal olsa gerek. Köşeleri deneyelim. Şu anda bu köşede koyduk termostatımızı. Yine kapatalım. Kenardan basmak biraz daha zor oluyor. Ölçümümüze bakıyoruz. İçerisi 148 derece gösteriyor. Köşe ölçümümüzde birebir tutuyor. O da 148 derece. Biraz bekleyelim yine stabiliteyi görmek için. Beklediğimizden hatta çok daha iyi diyebiliriz. Tekrar açalım, başka bir köşeye geçelim. Şimdi de bir saniye. Şu noktada ucu. Ve termostatımız 149'a çıkmış. Hızlıca yetişiyor ölçüm değerimiz. Termostat 148 oldu. Ölçüm değerimiz yine 148, birebir tutuyor. Son olarak isterseniz bir de arka köşelerden birine bakalım. Tam arka köşede. Açınca tabi çok kısa soğuyor biliyorsunuz. Hızlıca yakalıyoruz. Termostatımız 149 gösteriyor. Ölçüm değerimiz 147'de. O da 148 oldu. Yani gerçekten inanılmaz sabit bir ısı veriyor. Beklemediğim kadar iyi bu kadar ucuz bir pres için. 150'ye ayarladık. Makine kendi 148-149 ölçüyor. Biz de aynen 148-149 ölçüyoruz. Hiçbir fark yok. Hem de uç köşelere kadar inmemize rağmen. Hatta 150 bile oldu. Ayarladığımız derece tutuyor. Ekranda 149 gözüküyor. Bu arada kendini 150'ye de sabitlemiş. Uygulamaya geçelim isterseniz. Shockline'ın iyileştirilmiş FC Super açık zemin transfer kağıdını kullanacağız. 185 derecede uygulanıyor. Saniyesi de 15 saniye. Makinemiz ısınırken biraz bekleyelim. Evet, 185 dereceyi ayarlamıştık. Şu anda 186 gözüküyor. Hatta yüksek ısıda da bir test edelim. Ne durumdayız? Şimdi kapatıyoruz. Tabii ki biraz yavaş artar bu. Şimdi bunun sesini kapatalım. 182, 183, 184. Gördüğünüz üzere bunun ısısı da gayet güzel ve stabil. Evet, ısımızın gayet sabit olduğunu gördük.
Önünde baskı var kullanacağımız tişörtün. %100 pamuk bir tişörte basacağız. Önünde baskı olduğu için alta bir kat teflon tabaka koyalım ki baskı hem presimize zarar vermesin hem bozulmasın. Hem kırışıklıkları almak hem kumaştaki nemi yok etmek için 2-3 saniye önceden preslemek her zaman iyi sonuç verir. Kağıdımızı baskı aşağı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve 185 derecede 15 saniye orta basınçla presliyoruz. Bu Shockline'ın yenileştirilmiş kağıdı gerçekten çok az iz bırakıyor. Neredeyse bir no-cut kağıt gibi. Tek bir handikapı var. Çok kolay uygulanmasını istiyorsanız kağıdın, hemen şu anda çekmek istiyorsanız böyle değil. Birkaç saniye bekleyip altına çok az bir hava sokmanız gerekiyor. Ama sonuç olarak da piyasadaki diğer bütün kağıtlardan daha güzel sonuç veriyor. Kağıdımızın tamamını çok güzel bir şekilde aktardık. Bu tüy tüy yerler bildiğiniz üzere zaten fiksajda kaybolacak. İyicene kumaşın dokusuna işleyecek. Aynı zamanda bu fiksaj işlemi sizin baskınızın yıkamaya dirençli olmasını sağlayacak. Yıkama direnci hakkında yeni bir test hazırlıyoruz. Baskılarımız bitti. Bol bol yıkayacağız. Sağ üst köşede test sonucumuzun bağlantısını bulabilirsiniz. Yıkama devam ettiği için daha videoyu yayınlayamadık. Bittiğinde oraya bağlantıyı koymuş olacağız. Eko presimizle Shockline FC Super açık zemin transfer kağıdı baskımız hazır. Gördüğünüz üzere izi neredeyse hiç belli olmuyor ve çok yumuşak bir dokusu var. Isı testini başarıyla geçtik. Uygulamamız da gayet başarılı oldu. Her noktasını gayet güzel aktardık. Zaten bizim bütün preslerimiz daha bize gelmeden önce fabrika tarafından kalite kontrol testinden geçiriliyor. Ve size gelen kolilerde içinde test sonuçlarını gösteren, onlar sublimasyonla yapıyor, düz siyah zemin yapıyor. Baskı kağıdını ve baskı kumaşını bulabilirsiniz. Şimdi de isterseniz premium presli Eko Pres'in o fiyat farkı nereden geliyor? Bir yakın çekimden o farklarına bakalım. Büyük abiyle yan yana koyduğumuzda premiumla Eko'nun farkları gerçekten daha net anlaşılıyor. Kameraya yakın tarafta Eko Pres olmasına rağmen oldukça daha küçük bir mekanizması olduğunu, gövdesi, restansı olduğunu görebiliyorsunuz. Şu uzantı yine sağlam da olsa ince bir döküm demirden oluşuyor. Premium Press'te birbirine çarpmadan biraz oynatmayı deneyeyim. Gördüğünüz üzere çok çok daha sağlam, çok daha robust bir gövde var. Çok daha yüksek basınçları bu gövdeyle iletebiliyorsunuz. Bu kol sayesinde çok daha az kuvvet uygulayarak çok daha yüksek basınç uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yaylı özel bir kafa mekanizmamız da mevcut. Basınç ayarlarken çevirmeli sadece ufak bir farkı, çok daha kolay çevriliyor. Şöyle ufak bir aparatı var. Kontrollerleri tabii boyut olarak birbirinden çok daha farklı. Bunda çift sayaç var, basınç göstergesi var. Kaç tane iş yaptığınızı sayan counter var. Bunun ufak sadece zaman ve ısı ayarlayabildiğiniz basit bir kontrolleri var. Rezistans boyları bu 40'a 50 düz dururken bu enine 29-38 duruyor. Onun dışında rezistans kaliteleri ikisinin de gördüğünüz bildiğiniz üzere gayet iyi. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve size yararlı bilgiler verebilmişizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Aynı zamanda bildiğiniz üzere devamlı yeni video yayınlıyoruz. Makinalarımızı test ediyoruz. Transfer baskı malzemelerimizi test ediyoruz. Hatta arada yazı tahtası folyosu bile gösteriyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak, kaçırmamak için kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız YouTube sizi yeni video yayınladığımızda bilgilendirecektir. Videomuz hakkında
herhangi bir sorunuz varsa, daha doğrusu herhangi bir konuda bir sorunuz varsa hiç çekinmeden aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. En kısa zamanda size cevap vermeye çalışırız. Tabi sadece yorumlarla değil, WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilir, hem arayabilir hem yazabilirsiniz. Santral hattımızdan mesai saatleri içerisinde ofisimizi arayabilirsiniz. info@printtech-online.com e-mail adresinden yine bize ulaşabilirsiniz. Seve seve her konuda yardımcı olmak isteriz. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.